Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bu videoda 2000 lira bütçeyle alabileceğiniz en iyi telefonlardan bahsedeceğim. Bu konuyla ilgili bana çok fazla soru geliyor. İşte şu telefonu mu alsam, bunu mu alsam, şunu mu yapsam, hangi telefonu alayım, şu kadar bütçem var falan, bu tarz çok fazla soru geliyor. Ben de bu soruları yanıtlamak amacıyla bir video yapayım dedim. Bu videoda 2000 lira bütçeyle alabileceğiniz 4 tane güzel telefon modelinden bahsedeceğim. Ve bu telefon modelleriyle ilgili kendi yorumlarımdan bahsedeceğim. Kendi düşüncelerimden bahsedeceğim. Eğer bu video beğenilirse bunu bir seri haline de getirebilirim. Yani farklı bütçeler için farklı telefon önerileri yapabilirim arkadaşlar. Siz de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu videoda sizlere 4 tane güzel telefon modelinden bahsedeceğim. Bunların fiyatları 1600 liraya kadar inen de var, 2100'e çıkan da var. Yani 1600 ile 2100 lira arasında 4 tane telefon modelinden bahsedeceğim. Ve artık sizleri daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Bu videoda ilk olarak bahsedeceğim ve önereceğim telefon modeli Xiaomi Mi 8 Lite. Xiaomi Mi 8 Lite modeli Mi 8 serisinin en yeni modeli, yani en son çıkan modeli. Xiaomi Mi 8 serisinin ilk başta 3 tane modeli çıkmıştı. Mayıs 2018'de tanıtılmıştı 3 tane modeli. Mi 8 Lite ise bu modellerden ayrı olarak geçtiğimiz aylarda ayrıca tanıtıldı ve Türkiye'de şu an satışta arkadaşlar. Bu Mi 8 Lite modeli şu an özelliklerine göre çok uygun bir fiyatı bulunuyor. İnternette bu telefonu 1700 liraya bulabiliyorsunuz. Yani 1700 liradan biraz daha fazlaya. İşte ben 1715'e gördüm en ucuz. Ondan daha yüksek fiyatlar gidiyor ama ithalatçı garantili olarak yaklaşık 1700 liraya bu telefonu bulabiliyorsunuz. Eğer Xiaomi Türkiye garantili olarak satın almak isterseniz de işte Mi Store'larda bu telefonu bulabilirsiniz. Oradaki fiyatını tam olarak bilmiyorum ama orada da 2000 lira civarında olması lazım. O tarz bir fiyatı var. Telefon fiyatına göre gerçekten çok güzel özellikler sunuyor. Telefonun temel özelliklerinden bahsedecek olursak içinde Snapdragon 660 işlemci ve 4 GB RAM bulunuyor. 6 GB RAM'lik bir versiyon daha bulunuyor arkadaşlar ama 1700 lira fiyatı olan versiyon 4 GB RAM'e sahip versiyonu. Ayrıca 6.26 inçlik bir ekran ve 3350 mAh batarya gibi farklı özellikleri de bulunuyor. Ekranı çentikli bir ekran arkadaşlar ve çentiği Xiaomi Mi 8'in diğer modellerine göre küçük. Mi 8 serisinin diğer 3 tane modelinde büyük çentik vardı ama Mi 8 Lite modelindeki çentik Mi 8 serisinin diğer modellerine göre çok daha küçük bir çentik ve çok daha güzel duruyor arkadaşlar. Yazın tasarımı gerçekten çok hoş. Arka tarafı falan bayağı güzel bir tasarımı bulunuyor. Ama tasarımdan daha önemlisi bu fiyata sunduğu mükemmel performans. Hem genel performans olarak, yani oyun performansı olsun, genel telefon hızı olsun çok iyi. Ayrıca bu telefonun en çok beğendiğim ürünü de kamerasıydı arkadaşlar. 1700 liraya alabileceğiniz bir telefonda bence bundan daha iyi bir kamera performansı alamazsınız. Hem ön kamerası hem arka kamerası çok iyi. 12 artı 5 megapiksellik çift arka kamerası bulunuyor. Tam 24 megapiksellik de ön kamerası bulunuyor. Kamerasını ben Mi 8'e çok yakın bulduğumu söyleyebilirim. Hatta ön kamerası Mi 8'e neredeyse aynı. Arka kamerası da Mi 8'den bir tık geride ama arka kamerasında başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu listede hem özellikler olarak hem performanslı olarak hem de fiyat olarak benim en çok beğendiğim, yani favori telefonum Mi 8 Lite. Ve bu telefonla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz de bu telefonun için yaptığım inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Bu telefonla daha önce detaylı bir şekilde incelemiştim. O videoyu da sağ üstte çıkan karta basarak görebilirsiniz ve izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, listemize devam edecek olursak sırada Honor 8X modeli var. Honor 8X modeli de geçtiğimiz aylarda ülkemizde resmi olarak satışa sunuldu. Bildiğiniz gibi Honor'un Xiaomi gibi böyle bir mağazası falan olmadığı için telefonlarını farklı yerlerde satıyor. Mesela önceki modellerini sadece internette satıyordu. Hepsi burada üzerinden falan satıyordu ama Honor 8X modeli için A101 ile anlaşmışlardı. Hem A101 marketlerinde hem de A101'in yeni açılan online mağazasından bu telefonu alabiliyordunuz. Satışa çıkmasının üzerinden birkaç ay geçti. Birkaç ay bilmiyorum da 2 ay falan geçmiştir. Bu yüzden şu an marketlerde stok bulamayabilirsiniz ama eğer bu telefonu satın almak isterseniz A101'in online mağazasından sipariş vererek satın alabilirsiniz. Telefonun fiyatı 2100 lira arkadaşlar. 2100 liraya Honor Türkiye garantili olarak bu telefonu satın alabiliyorsunuz. Telefonun temel özelliklerinden bahsedecek olursam da içinde Huawei'nin Kirin 710 isimli işlemcisi ve 4 GB RAM bulunuyor. Ve onun haricinde de 6.5 inçlik kocaman bir ekran ve %91 gibi çok büyük bir ekran gövde oranı bulunuyor. Telefon tasarım konusunda gerçekten başarılı. Batarya tarafında da bu telefonda 3750 mAh'lık bir batarya var. Telefon hem genel performans anlamında hem de tasarım anlamında çok başarılı bir telefon. Bu telefonun öne çıkan bir özelliği ön taraftaki yüksek ekran gövde oranı. Tam %91'lik bir ekran gövde oranı var. Yani çerçeveleri çok ince ve üzerinde bulunan çentik de çok küçük bir çentik arkadaşlar. Bu yüzden tasarım konusunda başarılı bir telefon. Ama şu an bu listede telefonların tasarımından önce performansına bakıyoruz. Bu telefon performans konusunda da iyi, hızlı bir telefon. Ve oyun konusunda falan diğer telefonlarda olduğu gibi bu listedeki diğer telefonlarda
da olduğu gibi her türlü oyunu yüksek ayarlarda oynatabilecek bir telefon arkadaşlar. Yani eğer bu telefonu alırsanız performansıyla ilgili falan hiçbir sorun yaşamazsınız. Gerçekten başarılı bir telefon. Ve bu telefonun kamerasına gelecek olursak arka tarafında 20 artı 2 megapiksellik çift arka kamerası bulunuyor. Ve ön tarafından 16 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Kamera performansı olarak genel olarak başarılı bir telefon. Telefonun kamera performansını ben genel olarak beğendim. Telefonda bir yapay zeka desteği bulunuyor. Ve bu Huawei'nin kameralarındaki yapay zeka desteği diğer modellere göre biraz daha belirgin. Yani bu telefonda yapay zeka ile çektiğiniz fotoğraflar normal fotoğraflara göre bayağı bir fark ediyor. Yani renkler falan ona göre ayarlıyor. İşte o anki sahneye göre farklı efektler veriyor. Ki burada gerçekten başarılı yaptığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu telefonla çok güzel çekimler yapmıştım. Daha önce zaten bu telefonu incelemiştim. Onun için bazı fotoğraf örneklerini ekrana eklerim. Gerçekten güzel portre fotoğraflar falan çekebiliyorsunuz. Bazı nesnelerin işte açıklık moduyla arka planını yine bulanıklaştırabiliyorsunuz. Veya işte ön kamerasıyla güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ve manzara fotoğraflarını da falan yapay zeka ile birlikte çok güzel çekebiliyor arkadaşlar. Yani telefon kamera anlamında genel olarak başarılı. Bu telefonla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz yine bu telefon için yaptığım inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Onu da unutmazsam yine sağ üstteki kartlara eklerim. Oradan videoya gidip izleyebilirsiniz. Ve bir sonraki telefon modelimize gidecek olursak bu telefon modeli de Xiaomi Mi A2. Mi A2 şu an bu listedeki en ucuz telefon modeli arkadaşlar. İnternette bu telefonu 1600 liraya bulabiliyorsunuz. Şu an fiyatı bayağı bir düştü. Normalde çok daha pahalıydı yani 2000 liranın üzerinde bir telefondu ama 1600'e kadar düştü ve şu an gerçekten 1600 liraya rakipsiz bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Tabii listedeki diğer telefonlarla karşılaştırıyoruz ama diğerleri biraz daha pahalı. Eğer bütçeniz İşte 1500-1600 liraysa 2000 liraya kadar çıkamıyorsanız kesinlikle Mi A2 modelini size tavsiye ederim. Bu telefonun şu an 64 GB modeli 1600 lira. Eğer 32 GB modelini almak isterseniz o 1500 liranın altına bile 32 GB modelini bulabiliyorsunuz internette ithalatçı garantili olarak. Ayrıca Xiaomi Türkiye garantili olarak da Mi Store mağazalarında bulabilirsiniz ama oradaki fiyatı şu an tam olarak bilmiyorum. Ama internette dediğim gibi 1500 liraya 1600 liraya bu telefonu bulabiliyorsunuz. Şu anki fiyatını da göz önüne aldığımızda gerçekten çok başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Telefonun temel özelliklerine bakacak olursak içinde yine Snapdragon 660 işlemci ve 4 GB RAM bulunuyor. Ekran olarak 5.99 inçlik bir ekranı var ve 3010 mAh'de bir bataryası bulunuyor. Telefonun temel özellikleri bu şekilde. Bu telefonda performans olarak listedeki diğer modellerle neredeyse aynı performansı gösteriyor. Yani oyun performansı falan diğer modellerle aynı olduğunu söyleyebilirim. Kim zaten Mi 8 Lite'da da Snapdragon 660 işlemci bulunuyordu. Huawei'nin Kirin 710 işlemcisi de Snapdragon 660'a denk bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bu listede bahsettiğim 4 telefonda bir tanesinden daha bahsetmedim ama 4 telefonda neredeyse aynı genel performans sunuyor. Bu telefonun kamera konusunda çok başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Aslında 3 telefon için de kamera konusunda başarılı olduğunu söyledim ama ben Mi A2'yi ayrıca beğenmiştim. Çünkü Mi A2'yi incelediğim zaman ben Mi 8'e en yakın bulduğum telefon olduğunu söyleyebilirim. Ben şu an Mi 8 kullanıyorum ve kamera performansını da çok beğeniyordum. Bu telefonda 12 artı 20 megapiksellik çift arka kamera bulunuyor ve ön tarafındaysa yine 20 megapiksellik ve ön kamera bulunuyor. Bu telefon kamera anlamında 1600 liraya alabileceğiniz en iyi telefon. Mi 8 Lite için de aynı şeyleri söylemiştim ama Mi 8 Lite ile karşılaştırdığımızda ikisinin de neredeyse aynı performansı gösterdiğini söyleyebilirim. Şu an Mi A2 işte Mi 8 Lite'a göre bir tık daha ucuz. Eğer Mi 8 Lite ve Mi A2 arasında kaldıysanız bence bu iki telefon arasındaki en bariz fark telefonların arayüzleri. Xiaomi'nin Mi A serisi bildiğiniz gibi Android One arayüzüyle birlikte geliyor ve Mi A2 modeli de Android One arayüzüne sahip. Yani Xiaomi'nin diğer telefonları normalde MIUI arayüzüyle birlikte gelirken A2'nin arayüzü farklı. Bu yüzden siz işte mesela Mi 8 Lite ve Mi A2 arasında kaldıysanız performansları çok yakın, kameraları çok yakın. Bence karar vermek için hangi arayüzü daha çok seviyorsanız ona göre karar verebilirsiniz. Ben uzun zamandır MIUI arayüzlü telefon kullanıyorum ve o arayüze çok alıştım ve sevdiğim bir arayüz. Ve bu yüzden ben bu iki telefondan birini tercih edecek olsam Mi 8 Lite modelini tercih ederdim ama siz hangi arayüz sizin daha çok hoşunuza gidiyorsa bence onu alabilirsiniz. İşte hangisini alırsanız da pişman olmazsınız yani. Performansları dediğim gibi çok yakın. Ve yine bu telefonla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz sağ üstte çıkan karta tıklayarak bu telefonla ilgili yaptığım inceleme videomda izleyebilirsiniz. Ve bu listede son olarak bahsedebileceğim telefon General Mobile GM9 Pro. Bu listedeki diğer 3 telefonu ben daha önce de incelemiştim. Detaylı inceleme videolarını yapmıştım. O yüzden o telefonlarla ilgili daha fazla bilgiye sahibim ama GM9 Pro modelini incelemedim. Bu telefonu listeye almamın sebebi de internette hem kullanıcı yorumları hem diğer inceleme videolarındaki güzel yorumlar oldu. Bu telefonun fiyatına göre çok başarılı olduğunu söylüyorlar. Ben bu telefonu denemesem de işte inceleme videolarının falan çoğunu izledim ve bu telefonun da başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Telefonun fiyatı şu an 2000 lira. İnternetten 2000 liraya General Mobile garantili olarak bu telefonu satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu telefonun özellikleri iyi olsa da ilk çıktığında fiyat nedeniyle çok eleştirilmişti. İlk başta 2800 liradan satışa çıkmıştı ve bu yüzden özellikleri iyi olsa da fiyatı çok yüksek bulunmuştu. Ve sonrasında fiyatı yüksek bulunduğu için de telefonun fiyatı yavaş yavaş şimdi önce 2200'e inmişti. Ama şu an internette 2000 liraya
bu telefonu bulmak mümkün ve 2000 liraya gerçekten güzel performans sunduğunu söyleyebilirim. Telefonun temel özelliklerinden bahsedecek olursak yine Snapdragon 660 işlemci ve 4 GB RAM bulunuyor. Ekran olarak da 6.01 inçlik bir ekran ve tam 3800 mAh'lık bir batarya bulunuyor. Bu listedeki en büyük bataryaya sahip olan telefon Xiaomi 9 Pro 3800 mAh'lık bir bataryası bulunuyor arkadaşlar. Kamera tarafında ise 12+8 megapiksellik çift arka kamerası bulunuyor ve ön tarafta yine 8 megapiksellik bir ön kamerası bulunuyor bu telefonun. Kamera anlamında ben telefonun kamerasını test etmediğim için çok fazla yorum yapamayacağım ama izlediğim inceleme videolarına göre bu telefonun iyi bir kamera performansı verdiğini söyleyebilirim. Hem performansını ben beğendim hem de inceleyenler bayağı bir beğenmişti bu telefonu. Yani dediğim gibi ben cihazı incelemedim ama daha detaylı bilgi almak isterseniz TechSword kanalı bu telefon için güzel bir inceleme videosu yapmıştı. Onu da isterseniz izleyebilirsiniz. Unutmazsam sağ üstteki kartları eklerim ve telefonun kamera ile ilgili fikir sahibi olmanız açısından onun çektiği fotoğraflardan birkaç tane örnek fotoğraf bu videoya da eklerim. Telefon fiyatına göre başarılı bir telefon ve bu telefonun dediğim gibi diğer telefonlara göre, listedeki diğer telefonlara göre avantajı yerli üretim olması. Bu telefon şu an Türkiye'de üretiliyor ve eğer siz de bu telefonu beğeniyorsanız, almak istiyorsanız yerli üretim olması almanız için ekstra bir sebep olabilir. Bu telefonu da tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da artık böyle sonuna gelelim. Bu videoda 2000 liraya alabileceğiniz 4 tane telefon modelinden bahsettim. Ben bu telefonlardan birini alacak olursam hangisini alırdım? Bence bu telefonlar arasında ben en çok Mi 8 Lite modelini beğendim. Aslında Gen 9 Pro ile ilgili de çok iyi yorumlar var ama Gen 9 Pro'yu ben denemediğim için şu an onunla ilgili çok yorum yapamayacağım ama ben Mi 8 Lite modelini çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bunun sebebi de MIUI arayüzüne sahip olması ve gerçekten fiyatına göre güzel özelliklere sahip olması. Aslında listedeki bütün modeller fiyatına göre güzel özelliklere sahip ama ben Mi A2 ve Mi 8 Lite modelleri arasında kalmıştım. Ve videoda söylediğim gibi Mi 8 Lite ve Mi A2 arasındaki en belirgin fark telefonların arayüzleri. Ben MIUI arayüzünü daha çok sevdiğim için Mi 8 Lite modelini tercih ederim. Ama siz istediğiniz telefonu tercih edebilirsiniz. Bu videodaki 4 tane telefon modeli de fiyatına göre çok başarılı modeller. Hangi telefon size daha güzel geliyorsa onu alabilirsiniz. Yani hiçbirinden pişman olmazsanız 4 lira çok güzel telefonlar. Eğer siz de bu fiyatlarda bir telefon arıyorsanız bu 4 telefonu kendiniz değerlendirip içinden bir tanesini alabilirsiniz. Bu videoyu da artık böyle bitirelim. Videonun başında söylediğim gibi bu videoyu eğer beğenilirse bir seri haline getirebilirim. Yani farklı bütçeler için belli aralıklarla işte farklı telefonların önerdiğim videolar yapabilirim. Bununla ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu videoyu da böyle bitirelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.